Konferans kararımız aslında geçen yıl yapmış olduğumuz genel kongre öncesinde yapılan konferansta çıkmış bir karar. O yüzden o dönem tartışmaları, uzun bir süreli yeniden yapılandırma tartışmalarını yürütmüştük ve sonucunda konferansımıza gitmiştik ve orada birçok konuyu tartıştık. Biliyorsunuz 2023'teki seçimden sonra örgütümüz içerisinde birçok toplantı aldık. Belki 30-40 bin kişi katıldık toplantılara. Yöneticilerimizle, halkla hem süreci değerlendirdik hem örgütsel ihtiyaçlar nelerdir, eksiklikler nelerdir, neler daha iyi yapılabilir. Bunların hepsi bir tartışma süreci sonucunda yapmış olduğumuz genel bir konferans süreciyle tamamlandı kongre öncesi. Ama o tartışmaları yürütürken örgütlenme modelimizin süreci daha ileriye taşıyacak, eksikliklerini giderip örgütü daha büyütecek ya da örgütsel mekanizmalarımızın işlerini, örgütün işlerini daha kolaylaştıracak nasıl bir yönteme gidebiliriz? Tartışmaları da beraberinde sürdü. Bir takım değişiklikler de yapıldı zaten geçen konferansta. Parti meclis sayısı değiştirildi, bölgedeki eş sözcülük kavramı değişip koordinasyon kararına geçtik, ön seçim kararı alındı gibi bazı yapısal değişiklikler kararını da aldık geçen konferansta. Ama tek başına yeterli değildi. Önümüzde bir seçim vardı ve seçimden sonra biz örgütlenme modelimizi tartışacağımız, işleyişimizi konuşacağımız ve süreci seçimi geçirdikten sonra bizim ihtiyacımızın ne olduğu ya da nasıl bizi büyüteceği gibi bir takım tartışmalar neticesinde konferansımızı yapma kararı aldık. Bu merkezi konferans hazırlık komisyonu yerellere giderek konferansın yapılma şeklini, ihtiyacın ne olduğunu, tartışmaların nasıl olması gerektiğini bölgesel düzeyde toplantılar aldık ilk önce. Tüm parti meclis üyelerimiz ve ileş başkanlarıyla ortak. Kadınlar da aynı şekilde kendi içimizde toplantılar aldık. Orada yol yöntemi ve yerellere nasıl verimli bir tartışma yürür, nasıl iyi sonuç alırız, nelere dikkat etmek gerekiyor, bölgenin ihtiyacı nedir bu tartışmaları yürütürken, onları gözeterek bir sonuca varıldı ve bölge düzeyinde çalışmalar başladı. Her ilçede bir ön toplantı alındı. Oradan delegeler seçildi, ile gidildi. İlde bir toplantılar alındı. Yine genel merkezdeki arkadaşlarımızla beraber o toplantılarda çalışmalara katıldık. Orada tüm yerelin dinamikleri de katıldı. Yani il ilçe örgütlerimiz, seçilen delegeler, milletvekilleri, varsa belediye eş başkanları hepsinin katılımıyla ilin ihtiyaçları, ilin önerileri, yerel ne diyorsa onların tartışmaları yürütüldü ve bunlar raporlaştırıldı. En sonunda bu raporların sonucunda hem kadında hem karmada çıkan sonuçlara göre bir çalıştay yapma kararı almıştık. Çünkü ara bir mekanizmaya ihtiyaç vardı. O raporlar süzüldü, öne çıkan maddeler gözden geçirildi ve onların sonucunda çalıştaya gidildi. Yine Ankara'da 23-24-25 Ağustos'ta kadın ve karma çalıştaylarımız gerçekleşti. Oradan da çıkan konu başlıklarıyla beraber bir model şekillenmeye başladı. Yerelin önerisiyle, yerelin ihtiyacıyla ya da yerelin eleştirileriyle ne ihtiyaç olduğu tespitin üzerinde bir model tasarısı şekillenmeye başladı o şekilde. Tabii kadın çalışmaları karma çalışmaya göre daha zorlanarak götürülen bir çalışma. Kadınların yaşam içerisindeki mücadelesi, toplumsal zorunluluklar, aile ilişkileri, ekonomik koşullar. Dolayısıyla kadınlar çok daha rahat siyasete dahil olamıyorlar. Bunun yol ve yöntemini biz yıllardır arıyoruz. Çeşitli modeller geliştirildi ihtiyaca göre. Bir kere eş başkanlık bunlardan birisi, eşit temsiliyet bunlardan birisi. Ve biz bu çalışmayı yürütürken kadın meclisinin üzerinden yürütme hedefiyle hareket ediyoruz. Şimdi biz 59 ilde örgütlüyüz ama 59 ilin 59'unda kadın meclisimiz yok. Şimdi bu işi nasıl kolaylaştırırız? Kadınların siyasete katılma yolunu kadın meclisleriyle geçer. Kadın meclisinin çalışma prensipleriyle biz nasıl daha güçlü kadın katılımını sağlarız? Bunları ağırlıklı olarak yine aynı şekilde model tartışması da yürüttük kadın meclisinin belirlenme şekli genel merkezden il ve ilçelerin kadın meclislerine kadar. Bu kongre çalışmalarıyla birlikte yürütürken kadın meclisini de biz sonrasında ilan ediyorduk. Şimdi beraberinde ilan edelim. Orada çünkü kongrelerimiz bizim neredeyse 2-3 ay önce başlıyor. Ve ağırlıklı bir tartışma ve toplantı, çalışma ve görüşmelerle sürüyor. Orada birçok kadın arkadaş geliyor. Onların ihtiyacına göre kimisi yönetici olur, kimisi kadın meclisine geçer. Bir esas yöntemi böyle tartıştık tabii. Ama bunun yanı sıra erkek egemenliğinin bize yarattığı sıkıntılar hem bu parti içinde hem parti dışında sistemin dayattığı, kadınların önünü kesme,
kadınların koşullarının siyasete dahilinin ne kadar zor olduğu, bunların hepsi de tartışıldı açığa çıkan. Tabii bu tartışmaların ışığında bunu yaparken biz tek başına bir çalışma yürütmüyoruz kadınlar olarak. Aynı şekilde mücadele eden, kadının mücadelesi veren diğer yapılarla, örgütlerle, bağımsız mücadele yürüten feminist kadınlarla ortaklaştığımız ve kadın dayanışmasını büyüttüğümüz bir çalışmayı hedefliyoruz ve bu çalışmaların her şekilde içinde yer alıyoruz. Yine bunu daha da büyütmek, eğer bulunduğumuz yerlerde böyle bir platform kurulmamışsa ya da böyle bir kadın dayanışma ağında eksiklik varsa biz kendimizi de bundan sorumlu görüp bunu büyütmenin, buluşturmanın yolunu da epey konuştuk. Kadınların gündeminde olan bir diğer ağırlıklı konu da buydu. En önce tabii kadın meclisinin kurulma şekli, genel merkezden yerele kadar nasıl kurarız ve kadın meclisini kurmak tek başına yetmiyor. Bir de onu koordine edecek bir kadın koordinasyonu hem merkezden hem yerelden. Kadın meclisi ile yerel merkezi ve yereldeki kadın meclisinin ilişki şeklini de, çünkü bazen çok merkezileştiğine dair de eleştiriler yapılıyor zaten zaman zaman. O merkezileşmeyi çözmenin yolları yaparken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Yerelden nasıl öneriler gelmiş? Biraz onu da tartışıp karar altına aldık. Tabii bunların hepsini bir konferansa tüketemezsiniz. Genel çerçeve alınır, sonra bir bunun yönetmeliği olur. Bizim kadın meclisi yönetmeliğimiz vardı geçmiş dönemde. Şimdi onu bir yenileme kararımız da var, sürece göre, alınan kararlara göre. Oradan bir bölge esaslı çalışma sistemine geçiyoruz genel olarak da. Tabii bu kadınları da çok ilgilendiriyor. Normalde parti meclisindeki kadın arkadaşlar, erkek arkadaşlar, bu bölge esaslı çalışma sistemimiz zaten mevcut sistemimiz. Biz biraz genişlettik onu. Orada bu sefer kadın koordinasyonuna ya da kadın meclisinden görevlendirilen bir kadın arkadaş da direkt orada kurulacak olan sekreteriye dahil olacak. Öyle bir çalışmaya da geçmiş olduk, bölge esaslı çalışmada. Bizim tabii tüm çalışmalarımızda hem yerelde hem merkeze kadar kongre süreçlerimizde geçmiş dönemden gelen bir deneyim var. Teamüller oluşmuş. Ama bu kadınlar açısından kimi zaman dezavantaja dönen, yani karmayla aynı şekilde yürütülen bir konferans, kongre çalışmalarımız oluyordu. Konferansta bunu da tartıştık. Komisyonlarımızı nasıl güçlendiririz? Kadınların daha kolay nasıl? Çünkü kadınları toplantıya çağırdığımızda kadınlar kimi zorluklarının evlerinden çıkamayabiliyorlar bazen. Siz de bu sefer kitleye ulaşmakta sorun yaşıyorsunuz. Özgün kadın kongre yapma yöntemlerini tartıştık. Böyle bir kararımız da geçti. Bunun dışında tabii ki ne kadar bizim parti içerisinde kadın özgürlükçü paradigmamız hakim olsa da bir eril zihniyetten kurtulmak zor olabiliyor erkekler açısından. Zaman zaman bu bizi zorlayan bir duruma dönüşse de kadın meclisleri olarak güçlü olduğumuz müddetçe daha iyi mücadele edebiliyoruz. Biraz parti içindeki egemen zihniyete karşı nasıl bunu mücadelesini büyütürüz ve değiştiririz? Sistem biz değiştik, dışarıda değiştirmiş, zorlamış oluyoruz. Böyle bir kararımız da geçti. En son olarak da bahsettiğim gibi biz kadın dayanışmasıyla ortak hareket ediyoruz her alanda. Sadece kadın meclisi olarak partimizin politikalarını güdüp sadece böyle tek başına bir çalışma yürütmüyoruz. Kadınlar daha kolay ortaklaşabiliyor. Yıllardır biz her alanda varsa diğer kadın yapılarıyla ortak çalışırız. Eylemlikler, etkinlikler, çeşitli zamanları bir araya gelip tartışmalar. Bir de kadın dayanışmasını büyütmek ve genişletmek için de bir kararımız daha alınmış oldu. Bizim zaman zaman denediğimiz, yani bölgeleri idare ederken ya da koordine ederken çeşitli yöntemler denedik bugüne kadar. Çünkü merkezden, eğer her şey merkezden yürürse sizin yerel ayağınız zarar görmüş oluyor. Bunu nasıl kırarız? Zaman zaman çeşitli yöntemler denedik. Daha önce bölge eş sözcülüğüyle bölgeleri koordine ettik. Bu tek başına yeterli bir şey olmadı. Sonra bölge koordinasyonunu kurduk. Bu da eksikliklerini gördüğümüzde bu sefer biraz da coğrafik olarak bölgelerin büyüklüğünden kaynaklı sorunlar yaşanmaya başladı. Örneğin Marmara bölgesi çok büyük bir bölge ve İstanbul var orada. İstanbul tek başına neredeyse bütün ülke orada, yani hem Kürdistan hem Batı hepsi orada ve doğal olarak İstanbul merkezi olunca Batı'nın, yani Marmara'nın diğer illerine siz temsili olarak çok fazla gidemiyorsunuz. O yüzden bir bölme ihtiyacı doğdu. Amit bölgemiz var mesela. Biz 7 bölge esaslı çalışıyorduk bugüne kadar. Amit çok büyük bir bölge. Siz o bölgeyi tek bir koordinasyonla yürütüyorsanız
O yerelle bağınızı tam koordineli alamamış oluyorsunuz. O yüzden Amed'in coğrafik olarak üçe bölünmesini, işte Serhat bölgesini, mesafeler çok fazla, ikiye böldük. Ege de aynı şekilde. Bazı iller arasında 6-7 saat araçla gitmeniz gerekiyor. Bu size zaman kaybettiriyor ve zamanda müdahale edememiş de oluyorsunuz bazı gelişmeler olduğunda. Ege'yi de böldük ikiye. Tabii Karadeniz gibi bir gerçeğimiz var ama Karadeniz tek bölge halinde kaldı. Biz yine tabii 12 bölgeyi ayırdık ama ihtiyaç halinde bölge sayısını artırabiliriz. O tamamen bizim koordinasyonu kolaylaştıracak, yerelle merkezin arasındaki ilişkiyi rahatlatacak. Herhangi bir gelişme olduğunda ya da herhangi bir öneri çıktığında daha verimli sonuçlar alabilecek bir yönteme geçildi. Yaptığımız en önemli değişikliklerden bir tanesi bu. Tabii bölgelerde parti meclisi üzerinden yapılacak bu çalışmalar. Parti meclisinden de seçilecek olan iki arkadaş bu işi sekreteryamız olacak. Kadın koordinasyonundan ya da kadın meclisinden bir arkadaş ve gençlikten bir arkadaşımız. Dört kişi koordine edecek parti meclisindeki bu çalışmaları. Kolaylaştıracak aslında, bir üst mekanizma gibi değil de. Bunları yaparken biz tabii yine dönem dönem ortak toplantılar alıyorduk. İleş başkanlarını topluyoruz. Seçilmiş vekillerimiz varsa, belediye başkanları varsa bir araya geliniyor. Ortak politika ya da gündem tartışılıyor. Bunu biraz daha sistemli bir hale getirdik. Parti meclisi öncesi bir toplantıyla tüm il eş başkanlarımız, parti meclisi üyelerimiz, milletvekilleri, belediye eş başkanları ya da yerel yönetimlerden sorumlu arkadaşlar, il kadın meclisi sözcüleri. Biz parti meclisinin toplantısından önce alalım, onlar yereldeki tartışmaları, önerilerini, varsa planlamalarını oraya aktarsınlar. Onların sonucunda parti meclisi toplantısını alalım. Yerelden gelen tüm önerilerle ve görüşlerle, planlamalarla parti meclisini o şekilde yapalım diye bir yönteme geçmiş olduk. Kuruluş sürecinde Halktan Demokratik Kongresi ile başladık ve oradan tartışmalarda 6 bileşen, yani en son kalan 6 bileşen bu partinin kuruluşunda birlikte yol aldı. Ama bu şu değildi, 6 bileşende kalma kararımız var ve böyle devam edeceğiz gibi bir kararımız yoktu. Dönemsel ihtiyaçlara göre tartışılabilir, bileşen sayısı artırılabilir, ihtiyaç duyulduğunda bileşenlerle birlikte bu kararı alabiliriz. Şimdi biz ittifak siyaseti yürütüyoruz bir yandan da. Bölge esaslı yürütme şeklinde bir aldığımız karar aynı zamanda bunu yaparken bizim üçüncü yol siyasetimiz var. Üçüncü yol siyasetinde ısrarımızı ve bu kararımızı genişletmek, Demokrasi İttifakı bunun içerisinde. Dolayısıyla öyle bir kararımız da var aynı zamanda. Biz kongre partisiyiz. Kongreli olan ilişkilerimiz geçmiş dönemde birçok karar aldık. HDK ile beraber ortak yürütme. Şimdi her mekanizmayı eş güdümlü nasıl yürütebiliriz gibi tartışmalar da oldu ve bunu güçlendirmek temelli bir karar da alındı. Aynı şekilde üçüncü yol siyasetimizi konuşurken birey bileşen hukukuna dikkat ederek bunu esas alarak ve mekanizmalarımızı ortaklaşarak yürütmek yönünde üçüncü yol siyasetimiz içerisinde bu karar da geçmiş oldu. Yine parti içerisindeki eril zihniyete karşı mücadele ve bu tabii ki sadece kadın sorunu değildir, kadın kararı da değildir. Karmada da böyle bir karar alındı. Gençlik çalışmaları, bizim partinin gençleşmesi, gençlik çalışmalarının güçlenmesi, yine sadece gençlerin üzerine bırakılacak bir tutum değildir, bir yöntem değildir. Bu da tartışılmıştı. Buna da yönelik bir karar alındı. Hem gençliğin kendisinin yaşadığı sorunların çözümüne yönelik önerileriyle tüm partinin politikası olması yönündeki bir çabamızla böyle bir karar da almış olduk.